Bu tarlada çalışan işçiler hem üretiyor hem de eğleniyor. Aydın'ın Çine ilçesinde 10 yıldır çiftçilik yapan Halil Turupçu, mesleğini eşi Yasemin Turupçu ve oğlu İsmail Turupçu ile devam ettiriyor. Çin'de kaliteli domates yetiştirmenin sırrının kendilerinde olduğunu söyleyen Halil Turupçu şu ifadeleri kullandı. Zevkli bir meslek ama zor. Ama bu sene yağmurlar çok yağdığı için biraz üretici zor durumda ama fiyatlar iyi. Biz buradan Fethiye, Marmaris, Bodrum müşterilerimiz var. Oraya gönderiyoruz. Kalite olarak çok güzel, rekor da güzel. Vallahi bu sene zor işimiz ama zevkle yapıyoruz. Turupçu, üretmenin çok önemli ve eğlenceli bir iş olduğunun altını çizdi. Vallahi 10 yıldır yapıyorum bu işi, çiftçiliği. Sonradan öğrenen mesleğim. Ama zevkle yapıyorum, yani aşkla yapıyorum. Bir de gençlere öneririm bu işi. Bizim 50-60 yaşında yapıyor bu iş şu anda çiftçiliğe. Gençlere biraz daha çiftçiliğe ilgilenmesini rica ediyorum. Hani zor meslek ama zevkli. İşçi vardı ama şu anda işçimiz var. Buluyorsun, işçi sıkıntımız yok. İyi yani, rekor iyi, fiyatlar da iyi bu sene ama zor. Domates olsun, mısır olsun, süt olsun, et olsun, yani üretmek en güzel iş. Biz üretmezsek millet ne yiyecek Büyükşehir'de? Nisan 1'de diktik domatesleri, 3 ay bir, 90 günlük bir aşaması var. Şimdi hasat zaman işte, şu anda paralar cebimiz geliyor ama ilk zaman atölye tarlaya masraf ediyoruz. Yani şu anda iyi, memnunuz şu an. Tam olarak hasat. Bir ay Ağustos'ta biter, Ağustos'un 10'una kadar devam eder burası Çin'in sezonu. Şu anda Ege bölgesinde çoğu yerde hastalık var. Ama şu anda Çin'e bölgesi domates kalite olarak iyi. Çin'e bölgesi olarak çok iyi kalite var. Genelde sorunu yani. Mesela domates üretici üzgün yani. Yemeği fiyatları günlük 350 lira bizde. Vallahi memnunuz yani. Yani şu anda iş sıkıntımız yok. Paradan da öyle sıkıntımız yok. Alıyoruz yani, karşılığını alıyoruz yani. Uzun zamandır çiftçilik yaptığını ve bu işi yaparken psikolojik olarak rahatladığını söyleyen Yasemin Turupçu ise şu ifadeleri kullandı. Çok severek yaptığım bir ürün. Bu işi yaparken kendimi psikolojik olarak da rahatlamış hissediyorum. Çünkü üretmek, yetiştirmek insanı çok mutlu ediyor. Herkesi tavsiye ederim. Çünkü üretmek psikolojik olarak da insanın stresini atıyor. Mesela her şeyim ben bunu yaptım. Mesela sıkıntılarım vardı, maddi sıkıntılarım vardı. Genç yaşta kardeşimi kaybettim. Hepsinin sıkıntısını şunu üretmekle hepsini aştım. Domates çeşitlerinden de bahseden Turupçu sözlerini şu şekilde sürdürdü. Evet, pembe var, kuzeyköy var, normal yuvarlak var, armut cinsi var. Yani 3-4 çeşit domates var. Yani biz bu yıl memnunuz ama aslında önce yağmurlardan dolayı hastalık da oldu. Çok böyle şey yaptıydık. Yani alamaz mıyız, karamsar, o kadar para masraf ettik. Ama sonunda fiyatlar iyi olduğu için şu an kazanıyoruz. Kazandığım için de işçinin parasını vermekte zorlanmıyorum hiç. 350 yömi para veriyorum. Hiç zorlanmıyorum. İşçi memnun. Şu an üreten memnun. İşte bu işlerde de biraz daha hani bayanlar olarak, erkekler olarak. Ondan sonra hani bu işler de güzel bir iş. Ama herkes işte sıcakta işte şöyle yani ellerle görünmek istemediği için herhalde bu işi çok tercih etmiyorlar. Yalnız bu işi de biraz daha tatili yok, şey yok. Biraz daha bu işleri de yani ilgi gösterelim diyorum. 10 yıldır bu işin içinde olan ve babasının mesleği olan çiftçiliği sürdürecek olan 23 yaşındaki İsmail Turupçu, tarlanın ve işçinin neşe kaynağı. Hasat esnasında işçilere moral ve motivasyon vermek adına müzik açıp onlarla dans eden Turupçu şunları söyledi. Babamla birlikte beraber işte 10 yıldan beri uğraşıyoruz. Bu işin içinde yetişmiş biri olarak mesleğin pozitif yanları veya negatif yanlarını değerlendirmek gerekirse neler söylersin? Pozitif yanları kendi işim. İstediğim zaman istediğim kadar çalışıyorum. İstediğim zaman tatil yapıyorum. Kendi üretiyorum. Üretmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla çalışıyorum, eğleniyoruz. Oynuyor bir şeyler çalışıyoruz hep beraber. İçiyoruz arabadan, müzikle oynuyoruz. İş arkadaşlarımızla oynuyoruz. Kadın iş arkadaşlarımızla tarladan gelen onlarla oynuyoruz. Peki senin gibi yeni nesil yani gençlere bu işi yapmak isteyenlere tavsiyen ne olur?
Yeni nesiller ilk başta zor gözükebiliyor dışarıdan. Arkadaşlarım da hani yapılmaz diyor ama işin içine girince bir şekilde alışıyorsun. Sabahları kalkması zor oluyor ama her zaman olmuyor. Yazın bir iki ay çalışıyoruz, kışın dört ay çalışıyoruz. Yani alışınca kolay bir meslek aslında. Yapılması gereken bir meslek çünkü yaşlı taraf çiftçilerimiz azalıyor artık de. Gençler de pek şey yapmıyor, tavsiye etmiyor bu işe, girişmiyorlar. Bence yapılabilir. Alışırlarsa yaparlar yani. Teşekkürler.